Çok teşekkür ediyorum. Bugün burada güzel şehriniz İstanbul'da bulunmak gerçekten büyük bir keyif. Buraya üçüncü gelişim. Özellikle bu mevsimde buraya gelmek ve bu toplantı münasebetiyle bu kadar önemli insanla bir araya gelmek ayrı bir sevinç kaynağı benim için. Bu sabahki konuşmamda ben beslenme ve sağlık konusunda yürütülen bilimsel çalışmaların ve bu çalışmaların en son verilerinden bahsetmek istiyorum. Bu bilimsel verileri nasıl günlük hayatımızın bir parçası haline getiririz, bunlara değinmek istiyorum. Sağlık ve beslenmenin sosyoekolojik model çerçevesinde incelenmesinden bahsediyoruz. Burada resmin ortasına bireyi yerleştiriyoruz ve daha sonra bireyi etkileyen, bu bireyin ne yediğini ya da ne yemediğini belirleyen çevresel faktörleri dikkate alıyoruz. Burada farklı etki mekanizmaları ve etki katmanları var. Akrabalar, iş arkadaşları, çalışan arkadaşlar ve diğer arkadaşlar bireyin yeme alışkanlıklarını belirlemekte, hayatındaki fiziksel aktivite miktarını belirlemektedir. Okul ortamında, iş ortamında bu gibi farklı etki katmanlarını gözlemlememiz mümkün. Bunun da ötesinde daha büyük ölçekli etkiler de var. Ekonomik faktörler, reklam politikaları ve bunun dışında yine birçok fazla daha önemli etki bizim her gün ne yediğimizi, ne yemediğimizi belirlemektedir. Şimdi bireyi ortaya koymaktan bahsettim. Bireysel düzeyde değerlendirdiğimizde gerçekten farklı diyet seçenekleriyle karşı karşıyayız. Bu uzun vadede bizim sağlık durumumuzu belirleyen bir seçim oluyor. En önemli unsurlardan biri de yediğimiz bizi nasıl etkileyecek uzun dönemde, bunu her zaman bilemeyebiliyoruz. Ve bu seçenekler doğrultusunda yediklerimiz bize yarar ya da zarar sunabilmektedir. Dolayısıyla diyet ve sağlık arasındaki ilişkiyi doğru kurmak ve bunu bilimsel bilgilere dayandırmak çok önemli. Dün bazı basın mensuplarıyla yaptığım görüşmelerde de edindiğim izlenim, Türkiye'de de halkın, insanların neyin yenmesi gerektiği, neyin yenmemesi gerektiği konusunda kafasının epey karışık olduğu yönündeydi. Ve İşte neyi yiyebiliriz, yiyebileceğimiz en kötü şey nedir gibi sorular var insanların kafasında. Peki neyin doğru olduğunu nasıl bulabiliriz ve bunu topluma nasıl yayabiliriz? Bu süreçten biraz bahsetmek istiyorum ve en iyi ve en sağlıklı bilgilere dayanarak bazı önerilerde bulunmak istiyorum. En önemli göstergeler, en önemli faktörler nelerdir ve bu bilimsel bilgiyi günlük hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Diyetle ilgili edindiğimiz ilk birincil bilgiler bu önemli çalışmadan gelmektedir. 7 ayrı ülkede yürütülen bir çalışma. Enzo Key ve meslektaşları tarafından yürütülen bu çalışma 14 farklı alana odaklanıyor 7 ülkede. 1000 kişi 10 yıllık bir dönemde inceleniyor ve koroner kalp hastalıkları ya da kalp krizi insidansları değerlendiriliyor. Buradaki en önemli bulgu şu. İlk dokümantasyon çerçevesinde koroner kalp hastalıklarının farklı ülkelerde farklı oranlara sahip olduğunu gördük. 20 kata yaklaşan bir fark görüyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa'da, Doğu Finlandiya bölgesinde araştırmanın yürütüldüğü bölgede ve Japonya'nın köyünde sol kalp koroner rahatsızlıkları olguları oransal anlamda daha farklılık göstermekteydi. Yine burada kalp hastalıklarının düşük oranlarda olduğunu görüyoruz. Kuzey Avrupa'da ve Amerika'da ise oranlar daha yüksek. Şimdi bu önemli farklar neden var diye soracak olursak, 7 ülke üzerinde yapılan bu çalışma sonuçları aynı zamanda bireylerin diyetlerindeki doymuş yağ oranlarının farklarıyla da doğru orantılı olduğunu gösterdi.
Yine Finlandiya'da yaşam biçimine baktığımız zaman işte fiziksel aktivite, sigara içmek ve diyetle ilgili diğer özellikler bunları belirliyor. Doymuş yağ oranının önemli bir faktör olduğunu bu çalışma sonucunda bulguladık. Bu farkı bu şekilde açıklayabileceğimizi düşündük. Epidemiyoloji alanında çalışan diğer bilim adamları aynı zamanda kanser üzerinde de çalışmalarını yürüttüler ve kanser üzerinde yapılan çalışmalar gelişmekte olan ülkelerde ve geleneksel Asya ülkelerinde, Batı Afrika ülkelerinde odaklandı. Burada sağ alt köşede bu oranları görüyoruz. Yine çok büyük farklar görüyoruz bu ülkeler arasında, bu bölgeler arasında. Bu farkların da açıklanması tabii ki önemli. Yine toplam yağ tüketimi ve diyet alışkanlıkları ve bu hastalıkların insidansı arasında doğrudan bir orantı olduğunu bu çalışma bize net bir şekilde gösteriyor. Ve olası açıklamaları da yine fiziksel aktivitenin yoğunluğu, doymuş yağ oranının diyet içindeki miktarının bu hastalıkları belirleyen faktörler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki temel olarak bütün bu farkları bunlarla açıklayamayabiliyoruz. Çünkü genetik faktörler de önemli. Japonya gibi düşük riskli ülkeler ABD ile karşılaştırıldığında, çünkü ABD'de en yüksek kanser oranlarını görüyoruz genel nüfus içinde. Ama Amerika'da yaşayan Avrupa kökenli bireylerde de kanser oranı yüksek olduğu için genetik yatkınlık ya da genetik faktörler de tek başına bu durumu açıklamaya yetmiyor. Şimdi sorumlu faktörleri değerlendirdiğimizde ve sorguladığımızda işte diyet ile karşılaşıyoruz. Diyete bağlı olarak düşük kanser oranı ve düşük kalp hastalıkları oranını elde edebiliriz toplumlarda. Tabii ki bu çalışmalar nihai çalışmalar değil. Bazı kişiler bunlara çok önem veriyor ve bu çalışmalara dayanarak diyet önerileri oluşturuyorlar. Tabii ki birçok diyet günümüzde popüler olarak uygulanan diyet, bu çok da güçlü olmayan bilimsel çalışmalara dayandırılarak hazırlanıyor. 1992 yılında yayınlanan bir çalışma var ABD'de. Birkaç yıl önce İran'da da yayınlandı. İşte bu Farsça yayınlandı. Bu besin piramidi uygulaması orada bir anda popüler oldu. Buradaki temel mesaj, bütün yağ türleri aslında diyet içinde tüketiliyor. Ve Akdeniz ülkeleri bu anlamda eleştirildi. Çünkü sadece zeytinyağı tüketiliyor. Zeytinyağı ve diğer yağlar arasındaki farklar önem kazandığı için bu piramide. Yine karbonhidratların tüketimi önemi. Ekmek, krakerler, atıştırmalıklar, yine kahvaltıda tüketilen müsli tipi tahıllar ve gevrekler yüksek oranda karbonhidrat içerebilmektedir. Yine 13 ölçü önerisi var burada. Yine bu piramit sorgulanmalı çünkü kırmızı et, balık, kümes hayvanları grubunda da farklılıklar var ve tabii bunlardan hangisini seçtiğimiz büyük farklar yaratacaktır. Süt ürünleri ve süt ürünleri ile üretilen gıdalara baktığımız zaman ABD'de özellikle Kuzey Avrupa'da çok büyük önem arz ediyor bireylerin diyetinde. Ve günde 3 ya da 4 kere bu süt ürünleri tüketiliyor ABD'de ama dünyanın geneline baktığımız zaman dünyanın birçok ülkesinde süt ürünleri hemen hemen hiç tüketilmemekte, hatta hiç tüketilmemekte. Örneğin Asya'nın birçok ülkesinde, Afrika'nın birçok ülkesinde süt ve sütlü ürünler yok ve çok sağlıklı kemikleri olan bireyler görüyoruz bu ülkelerde. Şimdi bu gıda kılavuzu piramidini daha ayrıntılı baktığımızda bir önemli soru daha karşımıza çıkıyor. Trans yağlar. Trans yağlar da kafamızı bir süre meşgul etti yakın geçmişte. Tabii ki sağlıklı diyet nasıl oluşturulabilir? Buna ilişkin birçok öneri ortaya atıldı.
Burada kısmi olarak hidrojenize edilmiş soya yağı blokları görüyoruz ekranda ve fast food endüstrisinde yine kızartmalarda kullanılan yağlar, margarin ve tereyağı tabii ki yine kullanılmaya başlandı. Daha yakın geçmişte bitkisel yağlar da kullanılmaya başlandı. Likit yağ burada yüksek sıcaklık ortamında kısmi olarak hidrojenize edilmiş soya yağına dönüştürülüyor. Bu bloklara dönüştürülüyor. Bu başka bir çalışma, kontrollü beslenme çalışması bu araştırmanın adı. Bu çalışma çerçevesinde az sayıda bireyi değerlendirdik. 50 kişi bu çalışmaya katıldı. Beslenme çalışması çerçevesinde bu bireyler farklı diyetlere tabi tutuldu. Farklı koşullarda birkaç hafta boyunca bu diyet bu bireyler üzerinde uygulandı. Serum, kolesterol, glukoz değerleri ölçümlendi. Diğer biyolojik indikatörlerin de hızlı bir şekilde değiştiği gözlemlendi. Bu farklı diyet sonucunda ortaya çıkan farklılıkları ölçümledik. Satüre yağlar, doymuş yağlara baktığımız zaman total kolesterol bu doymuş yağlar nedeniyle arttığını görüyoruz. Trans yağlarla karşılaştırıldığında ama total kolesterol aslında yararlı bir ölçüm değil. Çünkü bunu LDL kolesterol, yani kötü kolesterol ve iyi kolesterolü ayrıştırmamız gerekiyor. Ve LDL tarafına baktığımız zaman doymuş yağ tarafındaki artış o kadar hızlı değil. Trans yağlar HDL kolesterolü, LDL kolesterolü aşağı çekiyor. Bunu gözlemledik. Ve LDL-HDL rasyosu da yine trans yağlar ile karşılaştırıldığında gram bazında doymuş yağlarla karşılaştırıldığında iki katlık bir fark ortaya koyuyor. Trans yağlar doymuş yağlardan anlamlı bir şekilde daha zararlı diyebiliriz. Yine trans yağların kısa vadedeki etkileri, kimyasal indikatörleri ve yan etkileri de bu çalışmada değerlendirildi. Diğer araştırmacılarda kontrollü beslenme çalışması çerçevesinde gıdalara ve diyetlere odaklandılar. Yine meslektaşlarım 50 genç yetişkin üzerinde yürüttüğü bu çalışmada tipik bir batı diyetini baz aldılar. Doymuş yağlardan elde edilen kaloriler ve yine zeytinyağı ağırlıklı bir Akdeniz mutfağına dayanan diyet karşılaştırıldı. De kompleks karbonhidratlar içeren diyetler dahil edildi. Yüksek oranlı karbonhidratlı diyetler Amerikan Kalp Derneği tarafından önerilmişti o dönemde bu çalışmaya dayalı olarak. Şimdi bu çalışmada şunu gördük. Total kolesterol her iki türdeki diyette aşağı indi ama HDL'ye baktığınız zaman yüksek karbonhidrat HDL'i biraz baskılıyor ve trigliseriti yukarı çekiyor. Diğer uzun dönem takip çalışmalarına baktığımız zaman da bu oranda daha az kalp hastalığıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu çok önemli çünkü bu çalışma çerçevesinde diğer bütün göstergeler eşit ise diyetle ilişkili tavsiyeler burada karbonhidratların kalp hastalıkları riskini arttırabileceğini bize söylüyor. Yine çok tutarlı bir şekilde biz bu sonucu gördük çalışma sonucunda. Tabii ki değişen başka unsurlar da var. Diyet söz konusu olduğunda öngörü ortaya koymamız, yani klinik sonlanım açısından çok net ve mutlak öngörülerde bulunmamız o kadar mümkün değil. Biyokimyasal testler yürütülmeli, biyolojik indikatörler yakından izlenmeli. Bu kontrollü çalışmalara ek olarak diyetin kalp krizi ve kanser ya da diğer mortalite doğuran hastalıklarla ilişkisini sorguladık. Kuramsal olarak baktığımız zaman ideal bir çalışmayı insan üzerinde yürütmek aslında çok mümkün değil. Trans yağların kalp hastalıkları üzerindeki etkisini incelemek için randomize bir çalışmada düşük oranda trans yağ içeren ve yüksek oranda trans yağ içeren diyetleri karşılaştırdık. Ama bunu
dediğim gibi mutlak sonuçlar doğuracak şekilde yürütmek mümkün değil. Hayvanlar üzerinde de çalışmalar yürütebiliyoruz, bunu yapabiliyoruz ama insan üzerinde bunu mutlak şekilde yürütmek pek mümkün değil. Yine randomize çalışmalar çerçevesinde bir dönemlik gözleme dayanan takip çalışmaları yürüttük. Freeman ve Kalp çalışması bunlardan bir tanesi. Bugünün standartlarıyla karşılaştırıldığında çalışmanın kapsamı tabii ki çok küçük. Şimdi çok büyük ölçekli kohort çalışmalar yürütüldü. 1970'lerde literatürü taradığım zaman diyet ve kalp krizi ilişkisi arasında, kalp hastalıkları ilişkisi konusunda bazı gözlemlerim oldu. Yine yağ tüketimi ile olan ilişkiselliği sorguluyordum ve kanıta dayalı hiçbir çalışma görememiştim. İnsanlar gerçekten sanki bu alanda çalışma yapmaktan kaçınıyor gibiydiler. Kalp hastalıkları riskini yükselten diyetle ilişkili faktörler ne olabilirdi sorusu o dönemde kafamı kurcalıyordu ve daha o dönemde anlamıştım ki uzun soluklu çalışmaların yapılması gerekiyordu. Temel olarak benim bu uzun dönem takip çalışmalarımı başlatmamın arkasındaki temel motivasyon buydu. Yine kılavuzlar doğrultusunda kalp hastalıkları konusunda bunları yürüttüm. 1976 yılında ilk çalışmayı başladığım Frank Spicer meslektaşımla birlikte bu çalışmayı yine göğüs kanseri ve doğum kontrol hapı arasındaki meme kanseri ve doğum kontrol hapları arasındaki ilişkiselliği ortaya çıkarmak için başlattık. ABD'de 122 bin kadın çalışmaya dahil oldu ve gerçekten çok nitelikli veri toplayabildik bu popülasyona dayalı olarak. Bu yine standartize edildiğinde diyet çerçevesine dönüştürüldü. 1980'de diyetle ilgili bilgileri o dönemde 8 bin kadından topladık. Şu anda 40 yıl geçmiş bu çalışmaların üzerinden neredeyse ve bu çalışmaya katılan bireylerin neredeyse %90'ı bu çalışmaların takip kısmına da katılmaya devam ediyor. Ve diyet de zaman içinde değişmekte. Her 4 yılda güncellemeler yapıyoruz. Ve aynı zamanda bir değişik faktörleri de yani sigara içme veya aile içerisinde herhangi kalıtsal hastalığın olup olmadığı, sürekli ilaç alınması gibi faktörlere de bakıyoruz. Biz bunların sağlığa bir etkisi olup olmadığına bakıyoruz. Şimdi trans yağ ve buna benzer değişik faktörlere baktığımız zaman bütün çıktıların hepsine bakıyoruz. Sadece kalp rahatsızlığı değil, meme kanseri değil. Onun dışında Parkinson hastalığı ve buna benzer ya da bilişsel sistemlerin bozulduğu Alzheimer hastalığı gibi hastalıklara da söz konusu bizim baktığımız hastalıklar içerisinde. Bunun içerisinde 50 bin tane 1986'da yapılmış bir başka çalışmayı da ekledik. Burada daha genç bir kadın denek grubu vardı ve daha genç bir yaşta önemli dengeli bir beslenmenin uzun vadede meme kanserini engelleyebileceğine dair bir tez inceleniyordu. Buradan bazı çıktılardan bahsedeceğim biraz ama asıl bu zamanlar içerisinde bu tür çalışmaların çoğunluğu zaten yapılıyordu. Bunu söylemek isterdim. Yine yağlar söz konusu olduğunda kalp rahatsızlığıyla olan ilişkisine baktığımızda 40 senelik bir araştırmadan sonra bu sene, 40 sene sonra bu baktığımız kadınların bir kısmı kalp rahatsızlığı şikayetiyle hastaneye geldiler ve birçok vakada kalp rahatsızlığıyla yağ alımının arasındaki ilişkiye bakıyorduk ve aynı zamanda karbonhidrat ve kalori alımıyla beraber bunların faktörel risk olarak nasıl etkilediğine bakıyorduk. Kanseri nasıl etkileyebileceğine bakıyorduk. Ve daha önce söyle gösterdiklerimin dışında muhtemelen şaşırtıcı olanlardan olmayanlardan bir kısmı trans yağların çok fazla az fazla olmamasıydı. Yani trans yağlar kalp rahatsızlıklarına göre aslında çok az etkide bulunuyordu. Özellikle de karbonhidratların alımındaki yüksekliğe bakarsak çoklu
doymuş yağı, yağı hatta kalp rahatsızlığıyla ters orantı içerisinde bir ilişki gösteriyordu ve toplam yağ da kalp rahatsızlığıyla hiçbir alaka göstermiyordu. Ancak ve buna benzer başka çalışmalar da bu söylediğimi zaten kanıtlamış durumda. Ama eninde sonunda trans yağları mümkün mertebe bütün diyetinizden çıkarmak istiyoruz. Ve mümkün mertebe ve doymuş yağları da karbon ya da mono doymuş yağlara çevirmeye çalışıyoruz. Yani kırmızı etten gelen yağlar yerine mesela sebze veya zeytinyağı veya soya fasulyesi yağı gibi gıdalardan çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi bazı randomize deneylerde yine kanser ve kalp rahatsızlığı ve diyet seçimleriyle alakalı alakalarına bakmak için baktığımızda genelde çoğunlukla insanları belli diyetlere belli sayıda bir yıl boyunca devam ettirmek son derece zordu. O yüzden bu deneylerin hiçbirisinin tam olarak gerçek bir cevap verip vermediği aslında tartışılır. Ancak İspanya'da yapılan bu araştırma son zamanlarda tekrar sonuçlandı. Aslında gerçek anlamda denekleri üç değişik diyette tutmayı başardı. Birisi çok düşük yağ oranı olan bir diyetti. Akdeniz diyeti daha fazla zeytinyağı veriliyordu. Ve birinde de yine Akdeniz diyetinin yanı sıra daha fazla ceviz, fındık, fıstık gibi bakliyat veriyorlardı. Ve ikisinde de yağ oranları daha az olmasına rağmen normal diyetini uygulayanlara göre daha az hastalıkların görüldüğünü söylemek zorundayız. Yani burada yararlı, faydalı yağların kalp rahatsızlığı riskini azalttığı bir gerçek. Bunun yanı sıra kalp rahatsızlığıyla beraber proteinin ilişkisini sorgulayan bazı araştırmalara da baktık ve burada önemli olan proteinin nereden geldiği gibi görünüyor. Örneğin kırmızı etten geliyorsa protein kalp rahatsızlığı riski daha fazla. Ama bunu fasulye veya beyaz etle değiştirirseniz kalp rahatsızlığı riski azalıyor. Örneğin kırmızı eti ceviz, fındık, fıstıkla değiştirdiğiniz zaman %30'luk bir risk azaltımı söz konusu, kalp rahatsızlığı söz konusu olduğunda. Dolayısıyla burada proteinin kaynağı çok önemli. Bu konuşmamın bu kısmını özetlemek gerekirse aslında kalp rahatsızlığı beslenme yoluyla risk olarak faktörleri azaltılabilir. Ancak doymuş yağın karbonhidratla değiştirilmesi sonucu olmaz. Bizim yapmamız gereken yağdan aldığımız enerjinin yüzdesine bakmak suretiyle yağ ve yağlı gıda meselesinin daha ılımlı yaklaşmamız gerekiyor. Ve dolayısıyla mümkün olduğu kadar omega 3 yağı ve buna benzer faydalı yağların olduğu kaynaklardan gıdayı almamız gerekiyor. Bu uzun ve bu büyük kadın popülasyonu içerisinde özellikle meme kanseri olmak üzere değişik kanser türlerine de baktık. Ve şimdiye kadar açıkçası riskin yükselişiyle daha fazla yağ alımı arasında direkt bir ilişki kurmak neredeyse imkansız gibi gözüküyor. 14 yıllık bir takip olmuş, 3000 vaka, meme kanseri vakası incelenmiş ve gördüğünüz gibi farklılık yok yağ alımı fazlalaştığında riskin arttığına dair. Ve bu tür bir araştırma dünyanın çeşitli yerlerinde, başka yerlerde de yapıldı ve aynı şekilde onaylandı. Ama bizim gördüğümüz bir başka nokta var. Özellikle ilk gençlik yaşlarındaki diyet seçimleri gerçekten önemli bir şekilde meme kanserine riskine özellikle katkıda bulunuyor. İleride ilk yetişkinlik zamanında örneğin alkol kullanımı dışında diyet seçimlerinin fazlasıyla meme kanseri riskini arttırır.
arttırdığını söyleyemeyiz. Ama eğer ilk gençlik zamanında fazla kırmızı et tüketilmişse ya da mesela buna daha fazla kötü yağlar dediğimiz kötü yağ, trans yağlar tüketilmişse meme kanseri risklerinin arttığı riskinin arttığını görüyoruz. İşte bu yüzden sizin de başlatmış olduğunuz çocuklara yönelik yağ alımı konusunda ve dengeli beslenme konusundaki mesajlarınız çok önemli. Ama bu dengeli beslenmenin yanı sıra neyle beslendiğiniz son derece önemli. Obezite şu anda küresel bir salgın haline gelmiş. Türkiye'de de aynen Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi 1960'lara kadar geriye giden bir sorun bu aslında. 1960'lardaki rakamlara baktığımızda tabii bugün 3 katı fazla görüyoruz. Özellikle de yaşın iyice geriye ittirildiğini görüyoruz obeziteyi. Vakalarının ortaya çıkışı konusunda. Bu da bizi şu noktaya getiriyor. Obezite bu şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyorsa bir şey değişti diye ediyor. Yani ne değişiyor diye baktık ve dünyaya baktığımızda dünyada da aslında obezitenin korkunç şekilde farklılaştığı çok yükseldiğini görüyoruz. Her ne kadar örneğin Japonya'da %5 ise bu oran kadınlar içerisinde, Amerika Birleşik Devletleri'nde %40, İsveç'te %6, %7 civarında obezite. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet gördüğünüz gibi çok yüksek bir oran var ve bu ülkelerde zengin ülkeler, fakir ülkeler olup da yemek bulamadıkları için bir obezitenin daha yüksek olduğu gibi bir durum söz konusu değil. Bunun dışında Körfez ülkeleri ve Türkiye'nin de yer aldığı bazı Orta Doğu ülkelerinde de yükselme var. Son birkaç yıl içerisinde bu konuda diyet seçimlerinin obeziteye direkt etkisi üzerine birçok çalışma yapıldı. Ve yağlı veya yağın fazla yer aldığı diyetlerde obeziteye yatkınlığın olduğuna dair bir teori vardı. Ama bu teori açıkçası tam olarak doğru çıkmadı. Yaklaşık New England Journal of Medicine'de yayınlanan birkaç sene önce yayınlanmış bir çalışma bu. Burada dengeli beslenme konusunda bilgilendirilmiş olan insanlar aynı zamanda birçok değişik kalori yüzdesine sahip olan değişik diyet seçimlerine tabi tutulmuş insanlar takip edildi. Ve kısa vadeli, yani 6 aylık örneğin çalışmalarda gördüğümüz kadarıyla insanlar hangi diyette olurlarsa olsunlar aslında kilo alabiliyorlar. Ama tabii bizim için önemli olan kısa vadeden ziyade uzun vadede ne olduğu önemli. Ve insanlar genelde daha uzun vadede trans yağları kullandıkça daha fazla obeziteye yatkın oluyorlar 2 sene içerisinde, ama diyetlerini, Akdeniz diyetlerine uyarlamaya çalışan insanların 2 sene içerisinde bu yatkınlıklarının yavaş yavaş daha dengeli bir hale çekildiğini görebiliyoruz. 4 sene içerisinde herhangi bir müdahalede bulunmadan örneğin bakıldığı zaman Akdeniz diyetine sahip olan insanların kilolarını daha kolay muhafaza ettiklerini görebiliyoruz. En azından örneğin daha düşük yağlı bir diyete yönelmiş olan insanların 4 sene içerisinde tekrar aynı verdikleri kiloları aldıklarını görebiliyoruz. Dolayısıyla yine Akdeniz diyeti burada daha önde çıkıyor. Şimdi diyetin bazı konularına bakmak suretiyle devam edelim. Şimdi sebzelerin ve baklatın çok daha önemli olduğuna dair veya en azından kanser konusunda daha önemli olduğuna dair birçok kuram var ve hepimizde böyle olacağını varsayardık. Ancak böyle bir şey maalesef elimizde yok. Sebze ve meyvelerin kalp rahatsızlığına yararı olduğu veya risk faktörünü düşürdüğü doğru. Ama kanserli doğru bir orantılı bulamadık. Potasyum olsun, folik asit gibi önemli
minerallerin ve önemli maddelerin vücuda alımı kalp rahatsızlığı riskini kesinlikle azaltıyor. Karbonhidratlar konusunda da bir başka noktaya değineceğim. Çünkü karbonhidrat bütün dünyadaki diyetlerin aslında temel unsurlarından, yapı taşlarından bir tanesi. Bize her zaman birinci ve ikinci sınıfta söylenmişti mesela. Bir tahıl tanesine baktığınızda çoğunlukla içinde starch olan bir içinde embriyo olan bir parça olur bu 40 tohum içerisinde. Ancak tabii bize söylenmeyen şey sürecin nasıl işlediği. Eğer bu süreç içerisinde beyaza dönmüş olan örneğin tahıl maalesef rafine tahıl anlamına geliyor ve bu da çoğu batı ülkesinde yaklaşık gıdasının %60-%70'ini kaybetmiş olan bir tahıl ürünü haline geliyor ve biz bunları örneğin ailelerim özür dilerim besin hayvanlarına veriyoruz ve besin hayvanlarından aldığımız sütü insanlara veriyoruz. Daha sonra da bu şekilde besin zinciri içerisinde eninde sonunda tahılın orijinal mineralleri, orijinal vitaminleri hiçbir şekilde insana geçmiyor. Yani eğer tahılı rafine etmezsek ve olduğu gibi kullanırsak, tam tahıl şeklinde kullanırsak, bunun kalp rahatsızlığına erkeklerde ve kadınlarda tutarlı bir şekilde riski azalttığına dair çok sağlam verilerimiz, çok sağlam kanıtlarımız var. Bir şekilde beyaz una dönüşmüş olan tahılın bırakın yağ veya gıda konusundaki düşüklüğünü aynı zamanda tip 2 diyabete ve daha kötü hastalıklara da yol açabileceğine dair MR'ler var elimizde. Daha yüksek tip 2 diyabette bizi götürüyor ve aynı zamanda bunun sonucu olarak var olan vücudumuzda var olan lifi emiş ve lif alım gözeneklerini de kapatabiliyor. Bu örüngü birçok vakada görüldü, birçok çalışmada görüldü. İşin kötüsü eski Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diyet yönelimleri aslında bu tip bir beslenmeyi öngörüyordu ve bu da tip 2 diyabeti tetikliyor şimdi anladığımız kadarıyla. Tabii burada şekerle tatlandırılmış olan Coca-Cola, Pepsi gibi birçok gazlı içeceğin Hindistan ya da Çin veya Türkiye gibi ülkeleri pazarlanma odakları haline almaları aslında Amerika'da bunların tüketimlerinin düşüşüyle aynı zamana denk geliyor. Bu tür şirketler şu anda küresel piyasalara bakıyorlar. Daha çok çünkü gelişmiş ülkelerde obeziteyle savaşmakta olan ülkelerde bunun tüketiminin düştüğünü görüyoruz. Maalesef bu tür içecekleri tüketenlerde tip 2 diyabetin oluşma riski 2 katına çıkıyor ve çok insan gelişmekte olan ülkelerde özellikle bu tür içeceklerden günde çok fazla tüketiyor. Bu çalışmaların detayına girmeyeceğim ama ne kadar daha yüksek alırsanız bu içeceklerden kalp rahatsızlığı, gut ve değişik tip 2 diyabet ve buna benzer gıda temelli rahatsızlıklara, dengesiz beslenme temelli rahatsızlıklara yol açtığı belli ve çoğu insan için gündelik bir içecek haline gelmiş durumda bunlar ve bu gerçekten ciddi bir sorun teşkil ediyor. Şimdi bunun yanı sıra süt ürünlerinin çok büyük oranlarda tüketilmesi de eskisi gibi fazla önerilmiyor. Yüksek oranda kalsiyum almanın vücuda daha faydalı olacağına dair bir kuram vardı. Ancak bu da fazla, bu çalışmalarda fazla olmadığı gösterildi. Yani haftada 30 örneğin 30 ünite süt ürünü almanın ve kemik erimesini engellemeye dair herhangi bir kanıtı olmadığına dair birçok çalışma söz konusu.
günde 3'ten fazla ünite, 3'ten fazla süt ürünü birimi, 3 ünite süt ürünü kullanmak aslında daha yüksek oranda kanser, prostat kanserine yol açabiliyor. Buna dair çalışmalarımız var. Evet, birçok farklı ve önemli meseleyi çok çabuk üstünden geçtim. Ve eninde sonunda ne kadar fazla kanser, kalp rahatsızlığı ve buna benzer diyabet gibi hastalıkların risk gruplarının en az olduğu bir durumu ortaya çıkarmaya çalıştık. Burada vücut kitle indeksinin 25 kilogram olması gerekiyor metrekareye göre. Sigara içilmemesi gerekiyor. Tabii yarım saatlik bir egzersiz günde en az gerekiyor. Yine az trans fatın olduğu, trans yağın olduğu, daha fazla haftada 2 kez en az balık alınan ve gereken istenen oranda folik asitin alındığı iki günde bir tek bir birim alkolün alındığı bir diyet tipi, diyet paketi diyelim. Ancak bu tür riskleri azaltabilir. Eğer bunları herkes yapsa, bu popülasyon içerisindeki kalp rahatsızlığına teşne olan insanların %80'indeki kalp rahatsızlığı riskinin azaltılabileceğini gördük. Bu paketin uygulanması halinde bu tür rahatsızlıklardan kaçınmak mümkün. Ancak maalesef nüfusun sadece %3-%2'si böyle bir diyeti uygulayabiliyor. Yani öncelikle bu tür bir diyetin tercümesinin yapılması gerekiyor ve örneğin biliyorsunuz çünkü en iyi kalp rahatsızlığı ilaçlarımız bile kalp rahatsızlığı riskini %25 azaltıyorken bu tip bir diyet seçiminin %82'lik bir risk azaltımını gördüğümüz zaman gerçekten elimizde önemli bir kaynak var yararlanabileceğimiz. Eninde sonunda piramide geri dönersek burada protein veya karbonhidratların türü kaynağı konusunda herhangi bir değişiklik yapılmıyor. Herhangi sebzelerin hangi sebze oldukları söylenmiyor. Birçok konuda yanlış bir piramit olduğunu düşünüyoruz. O kadar ki Amerika Gıda Kurulu 2010 yılında bunu değiştirdi ve gördüğünüz gibi bu yeni grafik birazcık daha basit aslında ama yine de insanların ihtiyaçları olan kılavuzluğu vermiyor maalesef. Genellikle tahıldan bahsediyor ama tahılın yine tam mı tahıl olup olmadığı, rafine mi tahıl olup olmadığı önemli. Yine bu ayrım yapılmamış. Proteinler yine proteinin kaynağı söz konusu olduğuna göre yine yapılmamış ayrım. Sebzelerin ayrımı yapılmamış. Yine diyet içerisindeki yağın cinsine göre hiçbir şey yazılmamış. Ve tabii burada birimlerin de herhangi bir şekilde bilgisi yok. Bana sorarsanız burada işte buraya benim yaptığım eklemeler, küçük eklemelerle bu tür bir diyagram kullanılabilir. Yine arada sırada kırmızı et, çoğunlukla beyaz et kaynaklı protein, sağlıklı yağlar ve en fazla içilmesi gereken sıvının da su olduğuna ekledik. Bu aslında sizin de aşina olduğunuz bir Akdeniz'de diyetine çok yakın. Yani İtalya, Yunanistan, İspanya, Türkiye gibi ülkeler bu konuda çok rahat olmalı. Çünkü bilimin getirdiği bütün bir bulgular eninde sonunda bu dünyanın bu civardaki insanların beslenmelerine göndermeler yapıp duruyor. Şimdi baktığımız zaman bir diğer önemli bağlantı daha var. Bu da bilim ve politika arasında. Burada da beklenmedik yönelimlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Öncelikle şunu öğrenmemiz gerekiyor. Bu ilişkiselliği nasıl daha etkin kurabiliriz? Doğru kişinin doğru zamanda doğru yerde bulunmasını sağlayarak belki bunu yapmaya başlayabiliriz. Yine hükümet tarafında, sektörde bizimle işbirliği içinde hareket edecek bireyleri ve kurumları bulmamız gerekiyor. Politika oluşturmanın birçok farklı süreçleri bulunmakta, daha sağlıklı gıdaların halka sunulması için eğitim ve farkındalık tabii ki ilk sırada önem arz etmekte. Bu da
etiketleme, gıdaların etiketlenmesi ile tamamlanabilir. Ekonomik stratejiler ve gıdanın tanıtımı, ulusal gıda programları oluşturularak gıdaya erişimin daha etkin hale getirilmesi örnek verebilir. Folik asit ve tahıl konusunda kamu sağlık politikaları çerçevesinde yürütülen farkındalık programları çok etkili olmuştur örneğin. Restoranlarda gıdaların vitaminler açısından güçlendirilmesi gibi farklı strateji de izlenebilir. Buna birazdan değineceğim. Birçok farklı deneyimimiz var. Obezite en önemli konulardan ve sorunlardan biri. Sağlık sektörü uzun bir süredir bu konuyla ilgilenmekte. Aslında obezite ile ilgili her sektörde önemli önlemler alınıyor. Bir sigara içmek, emniyet kemeri takmak, alkollüyken araba kullanmak gibi birçok alanlarda bu gibi toplumsal farkındalığı araştırma çalışmaları yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü farklı kamu sağlığı politikaları ve programlarının başarılı unsurlarını bir araya getirerek bunu obezite ile mücadeleye uygulamanın yollarını araştırmıştır. 10 yıllardır uygulana gelen bu stratejiler doğrultusunda yavaş ve aşamalı bir yaklaşım, mevzuat ve yasal sistemlerle desteklenmesi ve hükümetlerin, kamu kuruluşlarının da sürece dahil olması gibi önemli unsurlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde sigara içme oranı hala yüksek ama karşılaştırdığımız zaman geçmiş ile kıyaslandığında %20 ile 60 oranında bir düşüş var ama daha süreç tamamlanmadı. Aynı zamanda stratejik planların oluşturulması yine New England bölgesinde obezite ile mücadele ile ortaya konmuş özel programlar var. Biz hala bir aslında checklist üzerinden gitmeyi yararlı görüyoruz. Bir sürece başladığınızda işte okullardan bahsettik, sağlık hizmetinde, sağlık sektöründe çalışan uzmanlardan bahsettik. Çalışanlar da artık işverenler tarafında olduğu gibi sağlıklı çalışanların kendi işletmeleri açısından da daha verimli olacağını anlamış durumdalar. Bu da ne anlama geliyor? Sağlıklı çalışma koşullarının sunulması, sağlıklı beslenme koşullarının sunulmasını mümkün kılıyor. Nerede aksiyon almamız gerektiğini belirlemek için bu gibi aşamalandırılmış stratejilerin oluşturulması önemli. Burada tabii ki bunun ayrıntısına girecek zamanım yok ama bir şeyler yapabileceğimiz çok farklı alanlar var bu sorunla ilgili. Hem bireysel düzeyde hem toplumsal düzeyde, uluslararası düzeyde ve küresel düzeyde yapılabilecekler var. Yine trans yağlar örneğine geri döneceğim. Burada birçok etkinliğimiz var. FDA trans yağ kullanıldığında bunu gıda etiketlerinin üzerine yerleştirmeyi zorunlu kıldı. Sonrasında birçok üretici bunu kaldırdı. Bunun önemli etkisi oldu. Tabii ki üretim süreçlerini değiştirme anlamında da güçlü bir motivasyondu bu. Trans yağ üretimi sektördeki gıdaları etkiledi. New York City'de, Boston'da, restoranlarda trans yağ kullanımı bu bağlamda kullanımı azaltıldı. İşletmeler trans yağ üretimini aşağı çektiler ve ulusal bir trans yağ yasağı bütün işletmelerde Temmuz itibariyle etkinleşecek. Ve yine dediğim gibi Temmuz itibariyle bu çalışmanın somut sonuçlarını görmeye başlayacağız. Şimdi obezite sorunu ile mücadelede baktığımız zaman gerçekten çok kapsamlı, çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun farkındayız. Önemli zaferler de elde edildi ama olanaksız bir hedef değil obeziteyi ortadan kaldırmak. Finlandiya'da başarılı bir çalışma var. Belki hatırlarsınız, kalp 1960'larda kalp hastalıkları riski açısından en ilk sırada gelen ülkeydi. Finlandiya'da kalp hastalıkları riski nasıl aşağı çekildi? 1960'ları takip eden birkaç 10 yıl içinde Finlandiya'da bu risk %80 oranında aşağı çekildi bu başarılı çalışmalar neticesinde.
Yine epidemik dönüşümleri ABD'de bazı çocuk nüfuslarda da görüyoruz. New York'ta okul sistemi içinde yapılan bir çalışmanın grafiği var. Küçük de olsa bazı düşüşler var. Çok ciddi düşüşler değil ama sanki bu hastalığı geri çevirmeye başlamış gibiyiz. Seyrini geri döndürmeye başlamış gibiyiz. İnsan evriminin doğal seyri tabii ki bugünkü halimizi bize sunan süreci açıklayan çalışmalar var. Belki buradan sonra bir sedye üzerinde ya da ambulansla hastaneye götürülen bir insan figürü çizilecek bu grafiğe. Şimdi gerçekten şunu gözlemliyoruz. Sağlıklı diyetleri de keyifli hale getirebiliriz, cazip hale getirebiliriz. Akdeniz diyeti bunun en güzel örneklerinden biri. Farklı tatlarda, farklı gıdaları diyetimize dahil ederek herkesin dünyanın neresinde olursa olsun keyif ve tat alabileceği diyetlere dönüştürebiliriz. Bir başka çalışma daha var. Son 30 yıl içinde yürütülen bir çalışma. Birkaç kitap Kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu yayınlara bakabilirsiniz. Thinfluence başlığını taşıyan kitap sosyoekolojik bir modeli tanıtıyor diyet konusunda. İnsanlar öğünlerini nasıl düzenleyebilirler? Beslenme epidemiyolojileri bu alanda neler söylüyor? Daha sağlıklı olmak için yeme içme alışkanlıklarımızı nasıl yönetebiliriz? Bu konuda yine kilo yönetimi konusunda da başarılı öneriler var bu yayınlarda. Şimdi biraz reklam gibi oluyor ama bu kitapları aldığınızda memnun kalmadığınızda paranız iade edilmeyecek. Ama daha yüksek lif içeren gıdalar tüketeceğinizin garantisini verebilirim. Zeytinyağı, taze fesleğen gibi lezzetli tarifler de var. Teşekkürler.